Haşimerek? Bu ne demek öyle şimdi? O ne demek öyle şimdi? Proje İmam Hatip Ortaokulu. Evet, ne kadardır Kumbaran'da birikim yapıyorsun? Başlamadan ne kadar var saydın mı? Saymadın. Burada mı sayacağız yoksa bankada sayarız değil mi? Hesaba yatırırken bankada sayarız. Evet, senin ismini alalım. Cemal Çağan. Çağan Özbaş. Özbaş. Siz arkadaşmışsınız. Kuzensiniz. Peki Çağan, sen hangi okula gidiyorsun? Kaledere İlkokulu. Kaçıncı sınıftasın? Dördüncü sınıf öğrencisi. Öğrencisi. Evet, sen de Kumbaran'da para biriktirdin. Evet, hoş geldin. Ne söylemek istersin? Sizi şöyle dinleyelim. Evet, sen de söylemek istersin. Minik ellerinizle, kocaman yüreğinizle böyle sorumlu ve güzel bir davranışta, örnek bir davranışta bulunduğunuz için sizleri tebrik ediyorum. Zor bir süreç ama biz el ele verdiğimiz zaman, gönül gönüle verdiğimiz zaman, omuz omuza verdiğimiz zaman bundan önce olduğu gibi bugün de, yarın da bu sorunların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. Önemli olan hem dayanışma içerisinde olmak hem de salgının, pandeminin yayılmasını önlemek üzere hükümetimizin almış olduğu tedbirlere harfiyen uymak durumundayız. Alınan tedbirler bazı zorlukların da yaşanmasını doğal olarak beraberinde getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye yardım kampanyası çerçevesinde ülkemizin her köşesinden çeşitli kesimlerden yardıma güçlü bir şekilde destek var. Bugün Ünye'den Mehmet Yahya Demir kardeşimiz, 7. sınıf öğrencisi, Cemal Çağan Özbaş kardeşimiz, 4. sınıf öğrencisi güzel bir davranışta bulunarak bu kampanyaya Ünye'den kumbaralarında biriktirmiş oldukları paraları bize teslim ederek kampanyaya katırdılar. Ben sizlere tüm ulusumuz adına, Yüce Türk Milleti adına şükranlarımı sunuyorum. Sizler gibi nesiller olduğu müddetçe biz bize de yeteriz, ihtiyacı olan herkese de yeteriz. Ben gözlerinizden öpüyorum. Yardımlarınızı kampanyanın amacına uygun bir şekilde ulaştırılması adına teslim alıyorum ve inşallah sizin adınıza bankaya hesaplara yatıracağız. Ben tekrar yaptığınız yardımların hayırlara vesile olmasını, bereketli olmasını temenni ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Tabii sadece sözle öpüyorum. Tedbirler kapsamında şimdilik gözlerinizi öpmüyorum. İnşallah sağlığımıza kavuştuğumuz zaman, normalleştiğimiz zaman sizleri burada tekrar ağırlayarak hem fiilen gözlerinizden öpeceğim hem de daha geniş sohbet edeceğiz. Bunları yazı işleri müdürümüz ve bağ müdürümüz sayacaklar ve sizin adında bankaya yatıracağız. Ben Mehmet Yahya Demir, Yusuf Bayra Proje Matik Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyada biriktirdiğimiz paralarımızı kumbarada vermek istedik. Cumhurbaşkanımıza destek veriyoruz ve diğer arkadaşlarımızın da destek vermesini bekliyoruz. Ne zamandan beri kumbarada biriktiriyorlar? Olaylar başladığında o civarlarda. Adım Cemal Çağan Özbaş, Kaledere İlkokulu'nda okuyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. 10 yaşındayım. Yani virüs başladığında biriktirmeye başladım ben de paralarımı. Sonra bağışlamak istedik bu kampanya başladığında. Şu anda bağışlayacağız. Onlar da evlerinde kalsınlar, dışarı çıkmasınlar zorunlu olmadıkça. Yani evde kal Türkiye. Arkadaşlarına bağış konusunda neler söylemek istersin? Bağış yapsınlar. Yani bu virüs büyük bir virüs. Bunu yenmemiz gerekiyor. Yendikten sonra her şey normale dönecek.